Dudağacı küçük olduğu için, yüksek olmadığı için önce dudağacından dutları yıkattırıyorum. Çünkü kara dut suya girdiği çıktığı zaman çok hoş olmuyor. Yüksek olsa bu yıkama şansımız olamaz da. Böyle alçak olduğu için iyice bir tepesinden yıkattırıyoruz. Tanıyor. Maşallah. Şu el mi şey yaparak damlama gibi. Heh. Ay. Tamam, yeterli. Tutların da sonuna doğru geldik artık. Bugün sonunu toplayacağım. Bir kısmını reçel yapacağım. Birazını da dolaba donduracağım. Dibine de böyle kurumuş otları sermiştim. Hani çamur olma olayı da yok. Kuru otları serdiğim için. Şimdi dudağacı kurudu. Toplayayım şimdi dutlarını. Reçellik tut. Bunu da buzdolabına koyacağım. Şu ağzını kilitleyeceğiz. Buzdolabına koyacağız biraz. Aslında dondurucu olsa, derin dondurucu, hepsini buzdolabına dondursak iyi de, dondurucu olmadığı için dut konservesi, dolaba koyacağımız dut, reçellik tut hazırladık. İnşallah Rabbim sağlıklı, sıhhatli, ağız tadıyla yemeği nasip kısmet eder. Dut reçelini ıslama yöntemiyle yapıyorum. Yani bütün reçellerimi hemen hemen ıslama yöntemiyle yapıyorum. İncir reçeli hariç. Dut, hani kilosu şu kadar kilo, bu kadar kilo diyemiyorum dalından topladığım için. Göz karar işi. 2 su bardağı şeker koyacağım. Islatacağım. Ağzını kapatacağım. Sabaha kadar bekleyecek. Şekerde bekledikten sonra iyice dut suyunu bıraktı. Şöyle bakın. Maşallah çok sulu oluyor bu kara dut cinsi. Su kuymamıza hiç gerek kalmadı. Ateşi yakalım. Şimdi bunu ocakta kaynatacağım. Limon suyu dökeceğim. Şöyle. Reçelimiz tam kıvamına geldi. Soğuyunca daha da koyulacaktır. Şöyle. Ateşi kapatacağım. Bir dinlensin bakalım. Bu suyu soğuduğu zaman koyulacak. Şurubu yani. Çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Abonelerimiz beyaz duttan pekmez yap, çok şifalı dediler. Ben de onların tavsiyesine uydum. Allah razı olsun. Şimdi bu beyaz dut pekmezi olacak.